Herkese merhaba. Bugün kedilerde en sık görülen meme tümörü, yani kısırlaştırılmayan kedilerde en sık görülen hastalık tablolarından bir meme tümöründen bahsedeceğim. Meme tümörüyle ilgili bir videomuz vardı ama hazır bir vakamız olunca size tekrar etmek istedik. Çünkü kısırlaştırılmayan hayvanlarda, özellikle kedilerde ve köpeklerde meme tümörü çok sık rastlanıyor. Kedilerde de meme tümörü eğer varsa %80-90 oranında kötü huylu oluyor. Şimdi bakalım, öncelikle kedilerimizin memesini tanıyalım. 8 tane meme lobu var. Burada küçük bir çizim yaptım. Yukarıdan başlıyor koltuk altından aşağıya, arka ayaklarının oraya kadar gidiyor. Şimdi bizim Julie'de de tam burada bir kitle var, yani koltuk altına yakın bir kitle. Aynı zamanda orada minik bir kitlemiz de var ama onu göremeyebilirsiniz videoda. Şimdi bakalım, eğer izin verirse. Kedimiz durmuyor ama bakın, 4 solda, 4 sağda olmak üzere 8 tane meme lobu var. Bakın, buradaki kitleyi göstermek istiyorum. Çok sevmiyor bu kitleyi göstermemizi. Bakın, burada deri altında bir kitle var. Bu oldukça birazcık da ağrılı bir kitle gibi. Bilmiyorum, videoda gözüküyor mu? Şöyle yüzeysel böyle hareket eden bir kitle var. Bu meme dokusunda olmuş olması, zaten sert olması, kötü huylu olduğunun şüpheleniyoruz. Kötü huylu olması da kedilerde %80-90 oranında kötü huylu olur. Şimdi bir rahat bırakalım kedimizi. Dediğim gibi mutlaka kedinizin, eğer kısır değilse, zaten meme loblarını incelemeniz gerekiyor. Ama en güzeli meme tümöründen kurtulmanın yolu erken dönemde kısırlaştırmak. Değil mi aşkım? Hmm.